Seyircimizden gelen bir soru vardı hocam. Onun tekrar sorayım inşallah. Tekrar cevaplandıralım onu. Kadının kocasına ismiyle hitap etmesi diye bir şey vardı hocam. Yani işte Ahmet, Mehmet veya bunun gibi diğer ifadelerle. Bunu ne yazık ki günümüzde normalleşti. İslam'da bunun yeri nedir hocam? Şimdi Mahmut hocam, kadının nasıl ki erkek üzerinde bir takım hakları varsa da erkeklerin de kadınlar üzerinde çok hakları vardır. Şimdi bakıldığı zaman mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelmişler. Kadınlar, hanım annelerimiz gelmişler, demişler ki ya Resulallah, biz seni çok seviyoruz. Sana olan sevgimizden, muhabbetimizden dolayı sana secde etmek istiyoruz, demişler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin cevabı olmaz. Allah'tan başkasına secde edilmez. Ama devamında ne buyuruyor biliyor musunuz? Burası için söyledim bunu. Buyuruyor ki eğer Allahu Teala'nın kullara, yani insanlara secde edilmesine müsaade etseydi hanımların erkeklere gidip secde etmelerini emrederdi. Yani kadınların kocalarına karşı gidip kocalarına secde etmelerini emrederdi. Niye? Burada işte erkeklerin hanımlar üzerindeki haklarının ne kadar önemli olduğunun işaretidir. Bu bir. Soruyu en sonunda cevaplandıracağım. İki, mesela bir erkek, bir koca ama dünyadayken hanımının yüzüne, ama dünyadayken söyleyememiş veya işte ne bileyim ahirete geçmiş hanımı kabrinin başında, mezarının başında şöyle dese, hanım ben senden razıyım dese, Allahu Teala sırf erkek yani koca hanımına karşı böyle bir hüsnü zanla, yani böyle bir şahitlik yaptığından dolayı o kuluna karşı, o hanıma karşı görüşünü değiştirir. Yani belki de Allahu Teala o kuluna karşı bazı şeyleri var, eksiklikleri var ama kocası o hanımına bu şekilde hüsnü zanla güzel şehadet ettiğinden dolayı görüşünü değiştirir. Bu kadar önemlidir yani. Şimdi gelelim isim meselesine. Uygun görülmüyor, mekruhtur deniliyor, kerahat vardır deniliyor. Çünkü niye? Sonuçta arada her ne kadar bir sevgi var, bir bağ var, bir muhabbet var ama güzel olan, bak kerahat var dedim, mekruhtur dedim, güzel olan şey bulmak lazım. Mesela eskiden tabi bunlar artık unutuldu ama hanımlar kocalarına efendi diye hitap ederlerdi. Efendi veya hanımlar arasında konuşurlarken benim efendim derlerdi. Şimdi maalesef işte bizim mesela ismini zikrediyor yani. Yani kocasının ismini söyleyerek bu biraz abes karşılanıyor. Bu pek hoş karşılanmıyor. Doğru karşılanmıyor. Ama bunlar unutuldu ha Mahmut hocam. Şimdi biz bunu anlatıyoruz ya. Şimdi belki de şöyle deniliyor da olabilir. Allah Allah ya, ne olur ki yani, bunda ne şey var. Ama büyüklerimiz öyle demiyor. Güzel olan bir hanım kardeşimizin, bir işte bayanın kocasına ismiyle değil de, ha illa tabii şu ifadeyle bu ifadeyle yap, onu da diyemeyiz ama güzel bir ifade bulmaları lazım. Mesela kendi aralarında birbirlerine seslenirken kadının, erkeğin de hanımının ismini toplum içerisinde zikretmesi de doğru değildir. Yani bir erkekler içerisinde veya toplum içerisinde hanımının ismini ismiyle zikrederek söylemesi, o da doğru değildir. Ona da dikkat etmek lazım yani.